Selamun aleyküm. Hazır meclisimizin şu kısmını biz gün tertibinde matbuat yürüyüşüne başladık ve şu yerde saat 10 geldi. Ve benimce kirişi gerek bulan insanlar geldi. Ve bu matbuat konferansını açık diye ilan kılamız. Bu nesini başlamasından aldın bugünkü Praga yığınımızda. Bugün ben özümün şahsi bir münasebetimi etmekçiyim, sizlerden özür sorab. Praga benim şahsım için, benim için kadirli bir şehir. Bu şehir benim takdirimde iki de vakıya bilen daim oran olgan. Birinci vakıya biraz tatsız, biraz gamgin bir vakıya. İkincisi kuvançlı bir vakıya. Birinci vakıyanı etediğim olsam, bu 68. yıl Praga Baharı libetelgen vakiyeler devrede ben bu yerde işgalci bir armiyanın bir askeri sıfatı da katlaştım ve bunun için elbette o şapayette bizim Sovyet mefkuresi de terbiyelengen bir yaş yigit olarak biz veya internasyonal bir burçunu beceriş için bir yere geldik diye oyladık ama bu yerdeki halkın ahvalını görüp bu halkın bizge tarkatken varakalarını okup ve onların yüzündeki narazilik ifadelerini koruyandan keyin bu yerde bir neçe ay yaşayandan keyin gördüm ki bu halk öz azatlık için kureşeyatken bir halk iken. Bunu görüp bu menge büyük bir mektep buldu. Bu mesela 19 yaş geldi. Tolmagan yaş bir yetedim. Ama ben gördüm ki o şapette insanlar öz azatlığı için kuralsızam kureşişi mümkün iken. Ama bugün biz kore yapmış ki bugün Karimov diktatürası bilen eğer o şapetteki Sovyetlerinin vassalı bugün Çekoslovakya devletinin o şapetteki antidemokratik bir rejim olarak hatta mukayese kılgen de Karimov'un rejimi elbette o şapetteki antidemokratik rejimine nispeten 100 kere kattalırak, 100 kere diktatörraktır. Bu paralelle ne gökyüzü yapman? Çünkü Praga'daki, Praga bilen benim bugünkü siyasi hayatımın asosiyasyon, yani tehayyül noktayı nezerden karayanımızda hali geçen bana şu 68. yılda başlangan o şu azatlık hayalı bugün hem biz için, şahsen benim için hem fakat hayal sıfatı da devam ediyor. Biz 90. yıllarda öz azatlığımıza eriştik diye böyle geldik. 90. yıl 20. iyunda Özbekistan Erk Partiyası'nın teşebbüsü bilen takdim kılıngan konstitüsyonu uşa parlament kabul kılıp biz öz müstakillikimizi ilan kılgan edik. Ve uşa devirde ben öyle geldim. Biz için yani biz için vazife bitti. Bundan ki ben edebiyat buna şuğulanışım mümkün. Hep sevingen edim. Halbuki biz için bütün narsa yeni başlayarken iken. Ve biz 90. yıl geçe Kremlin zulmüge karşı uğraştık. 90. yıldan bugün geçe özümüzün hususi zulmümüz. Yani Karimov zulmüge karşı uğraşıyoruz. Yani hiç nesil özgürgeni yok. Yani biz azatlık için kureşte devam ediyoruz. Bugünkü bizim meclisimiz hem bugünkü bizim bu kurultay edip atakan başvariyatımızdan bana şu kuraşının bir zahiri görünüşü ve siz hürmetli matbuat vekillerini hem bana şu bizim muhakeme kıyatken meselelerimizi birge behem görüşümüz için çakırdık. Bu mesele boyunca, umumun kurultayımız boyunca ve bizim hareketimiz boyunca savaş cevap kılış ümidimiz var. Merhamet. Eğer kimde mahsus bir soru olsa, biz cevap verişe tayarız. Rahmet, hazır matbuat konferansımızı katnaşı etken hürmetli matbuat özelerden, cümlesinden, bizim hareketimizin faaliyetine ve Özbekistan'daki umumi içtimai siyasi vaziyette alakadar sağlandırmıyorsa, bunların hürmet reisimiz ve başka rahatlarımız yol verilir. Rahmet. Ağırmanız kaldı bu arada.
İsminizi ve etmenizi. Admalik Boboy, Metrodradios, Big Marka. Bugünkü matakadagi geosiyasi mutlu ozuna kandayı bakmalıyız ve Uzbekistan Halk Hareketi bugün bunda Uzbekistan'daki rejimine uzgartırış hareketi de yetken bana şu geosiyasi mutlu bu hareketi kaçalık tatlı uzgartışı mümkün nedeni yetken. Uzbekistan mıntakanın en represif rejimi olarak bugün hem evvelki özünün uşa açık açık mümkün gayrimilli siyasetini devam ettirdi. Hem iç siyasette hem taşkı siyasette Uzbekistan fakat halkın zararı geçirdi. Bu vaziyette elbette koşnu devletler bilen alakada yani sizin ekken geosiyaset meydanındaki Uzbekistan'ın rolü hem ondan better menfi yapılama. Niye? Çünkü birinciden Uzbekistan mıntakadaki en izolyatsiya bo'lgan devlet ve eshiklari yopiq ve ne kiritadi ne çıkaradı insanlarını ve bu narsa hem biznes jabhasida yani tadbirkorlik jabhasida yani ekonomik jabhada hem siyasi jabhada hem sosyal ijtimoiy jabhada bizning mamlakatimizning taraqqiyotini oldida en katta to'siq. Yani Uzbekistan bugün mıntakadaki istikrarsızlaştırıcı faktör, destabilizasyonlu faktör. Karimov bu faktörünün yüreği. Yani Karimov, ta ki Karimov bu rejimde, bu Uzbekistan'dayken hiç kaçan Uzbekistan'a alarak etmedi. Ne fakat Uzbekistan, belki bütün Orta Asya Cumhuriyetlerinin daim arkasından arkaya tarttıradığı bir faktör Karimov. Bunu koşullarımızdan bir şey yaptı. Ama koşullar, koşu cumhuriyetler ama bunun için hepsiz ki birer bir bu rejimin özgürlüğü için birer bir ameli bir hareket kılıyatkeni yok. Yani bugünkü oşa status quo bizim koşullarımızda gerçekten onlara zarar veriyatken olsa onlarını başka bir taraftan hareketken enteltiriyatken yok. Açın edilen tarafı şu. Yani hareketke nisbeten diyorsunuz siz. Birinciden Arap Baharı gibi etelgen vakiyelerinin tesiri mutlaka var. Çünkü 2014 yılında Afganistan'da NATO koşullarının alıp çıkışı keyinci Afrika yıllarında Merkezi Osmanlı'da Hüsnü Muzbeşman'da mutlaka davrı bu işle başvuruşlar dediğim karakterler var. Men o'ylamayman shu davr urushi. Buni kim bashorat qilgan deb bilmayman, ama Amerika qo'shinlari va umuman NATO qo'shinlari yoki boshqa qo'shinlar Afg'onistondan chiqib ketishining nima qaysi oqibatlarga olib kelishini hech kim bashorat qila olmaydi. Menimcha hozirgacha Karimovning g'arb tarafdan qo'llanib kelishining birinchi o'sha sababi yani Afganistan. Yani Afganistan'da kilitken koridor bu en birinci faktör. Yani bunu hiç kim yaşayarken hem yok. Ve bugün oşa o dökümden çıkıp geçişinin sebepleri hem yani Afganistan'a varıp takaladı ve yani Amerika'ya varıp takaladı. Yani bu nesiler bugünkü konjunktura da gelmesler. Gelecek yıl nima buluşunu bilmiyordu. Çünkü siyasi konjunktura cüze tez özgürlük durdu. Ve bu ne dedim onu? Bu turbulans devrede Uzbekistan'ın yine 3 ay keyin nima qaror qabul qilishini hech kim aytib bera olmaydi. Ayniqsa Karimovning xarakteridagi bir rejim hech oldindan aytish mumkin bo'lmagan bir rejim. Shuning uchun bugun bizning xalq harakati olarak albatta Arab bahori yoki boshqa narsalardan ta'sirlanganimiz bo'lishi mumkin,
biz faqat xalqimizga suyanishimiz kerak va buni hech adashmasligimiz kerak. Ya'ni arab bahori bizni ilhomlantirdi. Ammo agar xalq bo'lmasa, arab bahori bizga hech narsa bermaydi. Xalqimizni biz oyoqqa qo'yishimiz kerak. Biz hozir mana shunga konsentratsiya bo'lyapmiz. Mana shuni ustida ishlayapmiz hozir. Rahmat. Yana savollar bo'lsa. Ozod yuraylarsa savolsin. Bugün malum bo'lishchi, menga kechagi majlisda sizlar ichki masala, harakatning ichki tashkiliy masalasi bir yilda rais o'zgaradi degan nizomda ko'rsatilgan bir tartib bor ekan. Endi shuni 3 yil 3 yilga almashtirishlar, bunga turishlar. Bu nima bilan izohlanadi? Bu bir savol. Keyingisini keyin beraman. Hop. Rahmat. Bir yil her yili mulohaza shunday bo'ldi. Ya'ni bunun orqasidan bir gizli bir narsa birinchidan axtarmaslik kerak. Bu birinchidan texnik sabablar, ikkinchidan moliyaviy sabablar bizi 3 yilga cho'zishga majbur qildi. Chunki bitta qurultoyni o'tkazish uchun va shuncha masalan 60 ga yaqin odam to'plash uchun bilasiz, juda katta ish qilish kerak. Va buni har yil o'tkazish bizning harakat olarak hech imkonimiz yo'q. Texnik sabablardan ko'ra va moliyaviy sabablardan ko'ra. Biz shuning uchun ham shaxsan bu ishni, bu nimani qilishdagi tashabbus men tarafdan, buni ham aytishim kerak, chunki juda ko'plar hali bizning raqiblarimiz Muhammad Solih o'zini shunday qilib hokimiyatni uzurpatsiya qilyapti va o'zini uch yilga uzaytirdi degan gaplarni yoza boshladi. Men buni aytib ketayki, mana bahona bilan mening bu narsada buni uzaytirishda hech qanaqa rolim bo'lmadi. Marhamat, namozsiz buni vaqtda javob bering. Bu tashabbus butunlay o'sha majlisning a'zolaridan chiqqan va bizning harakatimizdan chiqqan. Avvalo bu savolga men aniqlik kiritaman. Uyda nizomimizda raisni bir yilda saylaymiz degan modda yo'q. Faqat nizomda qurultoy bir marta o'tkaziladi degan modda bor. Solih hukumatli raisimiz hozir aytdi ba'zi sabablarni. O'zbekiston xalq harakatining xususiyati shundan iboratki, bu muxolifat harakatlarini birlashtirgan umumiy bir harakatdir. Ya'ni biz bir muxolif siyosiy partiya emasmizki, bir o'zimiz deylik normal partiyalarning olib boradigan qurultoylarni o'tkazsak, bu yerda qo'yilgan maqsad biz o'zbek umuman o'zbeklarga aytiladigan ular birlasha olmaydi degan bir to'siqni ochishdan iborat edi. Bizning fikrimizcha shu bir yil davomida biz bu to'siqni ma'lum darajada ochdik. Biz boshlayotgan paytimizda 7 tashkilot edik. Bugun mana hozir 9 tashkilot ekanligini qayd qilyapmiz. Ya'ni umumlashtiruvchi xalqning butun ichidagi turli fikrlarni va turli ijtimoiy yo'nalishlarni umumlashtiruvchi bir harakat sifatida biz o'rtaga chiqqanmiz va bu aslida menimcha xalqimizning taraqqiyotida bir yangi sahifa deb o'ylaymiz. Endi ikkinchi xususi qurultoyni nimaga biz 3 yilda bir o'tkazishga bunday qaror berdik? Aslida agar nizomga yaxshilab o'qilsa shunday deyilgan. O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi muassislar majlisining qarori bilan ham chaqirilishi mumkin. 3 yil degani bu mutlaq 3 yilda bo'ladi degani emas. Agar siyosiy vaziyatlar talab qilsa yoki bo'lmasa muassislar majlisining shu harakatga kirgan muassis tashkilotlarining biror sabab bilan qurultoy talabi bo'ladigan bo'lsa, bu masala muassislar majlisida ko'rib chiqadi va muassislar majlisi qurultoy yangi qurultoy haqida qaror olishi mumkin. Bu 3 yildagi ichida 6 oyda ham bo'lishi mumkin, bu 3 yildagi ichida 1,5 yilda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu 3 yil deyilgan narsa mutlaq ma'noni ifoda etmaydi. Rahmat, men javobim shu edi. Sizga yana bitta savolim bor. Yana bitta savol, shaxsan menga shu ikkalalarni endi jurnalist sifatida ikkalalarni ham faoliyatini bilaman, publitsistikalarni xarakterini bilaman. Ikkalalarni birga o'tirishinglar dan men ko'proq tushunmayapman. Demokrat Muhammad Solih bilan aytaylik islomchi Namoz Mahmud ikkalalar qanday
topishyapsizlar va keyinroq keyin nima bo'ladi? Bu ixtiloflarga sabab bo'lmaydimi? Birinchidan men namoz normumini islomchi deb bilmayman. Musulmon deb bilaman. Va mendan farqi balki saqoli sal uzunroq bilan farqlanadi boshqa bir narsa bilan, albatta fikrlari bilan ham farqlanadi. Kaltaytirish mumkin, ammo men masalan beryapman, ammo hech zalka deydi, ya'ni kaltaytirish. Shuncha o'stirdim. Ammo zalka sizning bo'yingiz ham uzun. Ha. Ammo sizning saqolingiz uzun. Endi jiddiy aytadigan bo'lsak, men islom bilan demokratiyani siz shu temaga tegindingiz hozir. Islom bilan demokratiyani men bir-biriga zid ikkita kategoriya sifatida bilmayman. İslam bilan demokratiya birga yashash mumkin deb o'ylayman. Va men Huntingtonning, Samuel Huntingtonning nazariyasiga qarshi odamman. Chunki Huntington aytayaptiki, bu sivilizatsiyalar, madaniyatlar bir-biri bilan urushishi muqarrar deb o'ylaydi. Men aytayapmanki, yo'q, madaniyatlar bir-biri bilan birga yashashi mumkin. İslam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonida boshlar o'sha İslam dini, so'nggi din Allah'ın sonki kitabı indirilgenden beri İslam dini küfür bilen yanmayan yaşamkili yaptı. Nige demokratiye bilen birge yanmayan yaşamasın. Onun için bugün bizim hareketimizde ben oşu ötken yılam fakat ötken yılam Düsseldorf'ta geldi bizim ilk meclisimizden beri aytaman ki Müslümanlar hem demokrat borçları mümkün. Müslümanlar ve demokratiye deyip koyuş gerek degen edip de Graham Fuller degen bir Rand Corporation analitiği var. Onun analizimi gücüde yakadı. Gerçen o işte Serov'un demesi bozuyam. Peki akıllı bir insan. Onlar, onun bir yapı var, tabiri var. Ben daim tekrar olabilirim ama. Mesela ne? İslam ve demokrati emez, Müslümanlar ve demokrati edip koyun. Değil. Yani eğer bu, şu rakursta eğer koyuladığım olsa, yani şu alfazda eğer savar ortaya koyuladığım olsa, bunların birge yaşayışı mümkünlüğü siz şanasınız. Çünkü Müslümanlar hem insan ve demokratlar hem insan. Yani bunların birleştirici bir tarafı var. İkisi hem hürriyetlerin düşmanı emez. Hakiki Müslümanlar hürriyet taraftarıdır. Ama Müslümanlık suistimal kıladırken bazı insanlar hürriyet taraftarı emez. Radikallar, Müslümanlar tarafı da hem var, demokratlar tarafı da hem var. İslam bilen demokratiye yanmayan yaşamaydı degen ikide uç, ikide krayınız, dibe krayınız de iki tarafta yanmak. Biz orta yolda gidemiz. Biz insanların birge yaşayışı mümkünlüğü taraftarımız. Ve bunu öz hayatımızla ispat kılmakçımız ve bir de bugün bana şu yerde oturan insanlar, bir de hılma hıl dünya karıştaki insanlar ve bunlar birge yaşayışı mümkün. Ve biz bunu ispat kılıştığına bu hareketini kurduk. Ben de sağ olun. Keçiraz. Ben kısa meyve kalmış bu genç ayı bu arada. Kendi tel tabasızlar degen. Avvalo hurmatli Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizning ustimiz biz 22 yildan beri o'sha O'zbekiston mustaqilligi masalasi kun tartibiga kelgan, ya'ni qayta qurish yillaridan beri birga faoliyat olib boryapmiz. Ya'ni bizning oramizda hech bir masalada na e'tiqodiy, na siyosiy deylik jiddiy jarga tushib ketadigan tafovutlar bo'lgan emas. Lekin vaqti-vaqti bilan fikr ayriliqlari bo'lgan vaqti-vaqti bilan ba'zi masalalarni men buni hurmatsizlik ma'nosida aytayotganim yo'q, erkinlik ma'nosida aytayapman, tortishmalar bo'lgan oramizda va biz har doim bu tortishmalardan o'zimizga foyda bilan chiqqanmiz. Ikkinchi xusus, men hech bir shaklda o'zimni hech bir na maqolamda na suhbatimda islomist deb tanishtirmaganman. Faqat dinimizning bugun kun tartibiga kelganligi va bu qayta qurishdan keyin va bu ikki dunyodagi ikki sistema tugagandan keyin islom masalasi kun tartibiga keldi. Shu masala qanday mu'tadil hal qilinadi? O'rta yo'l bilan hal qilinadi. Shu haqda fikr bildirganman, hatto BBC'ga bergan suhbatimda ham. Biz o'sha dinimizga ko'ra qanday fuqaroviy va dunyoviy jamiyat quramiz deb aytganman. Lekin nimagadir gazetachilar shunga jurnalist e'tibor do'stlarimiz e'tibor bermaydi. BBC'ning sahifasida turibdi. Fuqaroviy va dunyoviy jamiyatni qanday quramiz deb men bu haqda bir 5 sayfalik matbuot o'sha bildirishim bor. Shuning uchun ammo O'zbekiston xalq harakatiga keladigan bo'lsak, men yuqorida ta'kidladim.
Hazır 9 bo'ldi bu muassislar tashkiloti. Bular ertangidan bu 19 tashkilot bo'lishi mumkin. Chunki tashkilotlar hozir ya'ni 1990-yillarda qanday bir xalqimizda uyg'onish boshlangan bo'lsa, mana bu Karimov rejimini tugatib borilayotganini bildiradigan ba'zi belgilar bor. Yangi tashkilotlar o'rtaga chiqyapti. Bular bizning safimizga qo'shiladigan bo'lsa, bular islomiy qarashdagi demaylik, musulmon insonlar bo'lishi mumkin, liberal insonlar bo'lishi mumkin, demokrat insonlar bo'lishi mumkin va bizning millatimizga mansub bo'lmagan, ya'ni o'zbek bo'lmagan, lekin O'zbekiston fuqarosi bo'lgan boshqa millatning vakillari bo'lishi mumkin. Bu harakatning eshigi ochiq deb bu nizomda aytilgan. Shuning uchun harakatning faoliyat doirasi ham, tushuncha doirasi ham juda keng. Rahmat. Rahmat. Men savolimni İslam cana demokratiya hukuku garmoniyada yaşaydı. Muhammed Salih siz aittiniz de. Birok bana ki kaçkan Müslüman ülkelerden kaçkan alimler, moldolar var. Hristiyan ülkesi gibi var. Tarsalar arasında başka anet daha oda. Alim bir yaktan kaçkan adamlar. O yaktan meçitlerdi, çirköylerdi, başkalarda topolamın toz bu oda. İkinciden bana bugün hazır aittiniz. Renesans, Vazirajdeni İslam'dır. Ya. Bana ki siz namazı ki hazır aittiniz. Birok Kırgızistan'dan cana bir Azia'nın misalini alsak, hazır o şu başka dindekilerde tolerant yok. Halimiz Kırgızlardan özünü dağı. Nimege bayağı kanafiler zamanında revolüsyaya çeyinki tartıktı, kıyı var mı? Buna şunday tolerantlık yok bol var mı? Biz bunu özümüz görüyoruz. Bu birinci soru. İkinci soru, bana yerge ne için sizler dağı teng hukukluluktu elbette mesele koyuyorlar. Birok ayak kişilerden hiç kim yok. Sizlerin aramızda. İlk başka unutlardan misal Özbekistan çok unuttu memleket. Rahmet. Azın sizi tanıydık. Amir Bek, azalttık Kırgızlık. Rahmet. Rahmet. Aslında bir savol bir yangi savol emas. Daim biz ayan ayanda daim eshitib turadigan daimiy savollarimiz ve daimiy şekilde yana cevap veramiz. Birinciden İslam aslında tolerans degan İslam. İslam merhametlilik degani. İslam terörge karşılık demek. Yani İslam bir ahlaktır. Ahlak ise merhametli buluştur. Terörge karşı buluştur ve zoravarlıkla karşı buluş bu İslam'dır. Eğer İslam'ını kullanıp durup, İslam'ını suistimal kılıp durup, teröristlik kılıyatken olsa ve insanlarını fakat özünün açısıyla yürüyüşe mecbur kılıyatken olsa bu İslam olmaz. Onun özünü İslam deyişi, özünü Müslüman deyişi bu bizi bağlamaydı. Biz bununla mesul edemezsiniz. Onun için İslam ve İslam namıdan yapıyatken adamlarını acele etiş gerek ve baha verişte bana şu hususiyetlere itibar veriş gerek. Hanımlar meselesi ise şu yerde oturuştu hanımlarım var. Fakat bizde şimdi biz hanımları hiç kaçan alt planga çıkarış başka taraftaması yemez miyiz? Biz bilen teng. Umumel İslam. İslam'da ne fakat hatun bilen erkek tengliği hatta hayvanlarının hem hukukları var. Yani İslam'da hukuk fakat insanlarda yemez. Hatta bir ösümlüklü hem hukuku var. Bir çumalının bir de kumursanın hem hukuku var İslam'da. Yani İslam hakiki insan haklarını eğer aktarmak için olsanız İslam'da konuşuruz mümkün. Ben İslam'ı tabliklayarken yok. Ben fakat sizin siz beni provokasyon yaptınız, benimki cevap veriyorum. Yani onun için kadın kızlar meselesi de hakikaten bu bizim kemşiliğimiz. Çünkü bizim hareketimize giren kadın kızlarımızdan var. Lekin onlar böyle gelip çıkıp istemiydi. Yani biz de çıkmayalık değil. Ama onu sidura alıp gitsek, size etken toleransla karşı yaşayan bulamaz. Yani onların hepsi sidura alıp gitsek, zoravarlık bulamaz. Yani keçiriz, yani bir soru koşup koyayım. Buna siz 6 ton İslam boyunca kitap yazdınız. Yok, ben yazmadım, ben topladım. Ha, topladınız. Peygamberler tarihi bu. Ha, bana şu aytanında topladım, burada yem geldim. Ha. Bana şu hazır, niçin İslam toleransı bulmaydı başka dediğinde, niçin bulutta, mamili devletle korkunç tuğlat dediğinde, hazır bana şu canı katmar İslam'da çılar, şimdi tuvaytayla. Biz üçün de devletten din buluk devam edecek. Şu meseleyi kandayı kararız. Siz özünüz kandayı oluyorsunuz. Din olup biz üçüncü özgök elinin kızıkçılığı oluyorsunuz. Ben şunu da diyebilirim. Din hakikaten uluğudur. Din Allah tarafından indirilgen bir kitapta koşatılgen bizim yol yorumumuz, kaydalarımız. Din hakikaten uluğudur. Ama onu devletten uluğudur deyiş
g'ayrimantiqiy, mantiqli emas, chunki davlat bizning hayotimizni tartibga soluvchi bir vosita. Davlat bir muqaddas bir narsa emas. Davlat bir totem emas. Ulut, national. Bu ham xuddi shunday, ya'ni buni ikkisini muqoyasa etib, dinni ulusga qarshi qo'yish mumkin emas. Din ulus uchun ulug'dir. Xalq uchun ulug'dir. Ammo buni hech qachon aqlli ulus men dindan pastroqmanmi deb o'zini haqoratlangan hisoblanmaydi. Aqlli ulus aytadi, bu mening dinim, u men uchun ulug'dir deydi. Va bu uni haqoratlamaydi. Ya'ni ulus uchun dinni ulug'lash haqorat emas, balki sharafdir. Ozodlik radiosida bir savol bor. Mana hozir demak, radio tarixida birinchi marta live stream tarzida efir uzatilyapti. Buni O'zbekistondan tomosha qilib, butun dunyoda tomosha qilishyapti. Live stream va uji savollar kelyapti. Mana savollardan bittasi, mana tagiga savollar yozib qo'yishyapti. O'zbekistondan mana savollar kelyapti. Demak, men takrorlayman. Bu bo'layotgan anjuman Ozodlik radiosi tarafidan live stream tarzida efir uzatilyapti. Jonli nima bo'layapti? Hamma gapni mana zaldan tashqaridagi minglab odamlar tomosha qilyapti. Bu imkoniyatni ko'rmoqchiman va savol yozishyapti. Savollardan bittasi hozir keldi va davom etadi kelishda. Demak, O'zbekiston mana Polshadan yozibdi, o'zi sher deb aytibdi, muallif ismi sher ekan, Polshadan ekan. O'zbekistondan uzoqda turib nimaga ham erishasizlar? Xalq harakati deb nomlab olibsizlar-u, lekin xalq qayerda, sizlar qayerda? Bu bilan hech nimaga erisha olmayapsizlar. Mana 20 yil ham o'tdi orada. Bu savolga kim mana shunday javob bersa, marhamat. Men javob berishim mumkin. Hatta 20 yıldan beri biz çerçemeyi devam ettiriyoruz. Ve yine 20 yıl eğer biz orada diyelim olsa 20 yıl yine devam ettiriyoruz. Bu kararımız kat'i. Eğer biz hayatta olsak yine 20 yıl. Bu bir. Bu bizim prinsipimiz. Yani zulümge her kadamda, her gün, her saatte karşı kuracağımız. Bu bizim işimiz. Biz profesyonel siyasetçi hesaplıyoruz özümüzü ve halkımızın azatlığını isteyen insanlarımız. Karimov'un 20 yıl turuşu biz için bizim hareketimizi süreytirmeydi. Yani hem süreytirişi gerek de böyleyimiz. Ve biz hareketimizi Karimov'un bugünkü küçüğü, bugünkü bu hazır bir savaş veriyatken adamlar gibi onun taraftarları bizim yoldan kaytara almaydı. Biz kureşimize devam ettiremiz. Ha, 20 yıldan beri turuptu. Ama Kaddafi ya ki başka bu diktatörler onların köprak turganıydı ve onların akıbatını mı oldu? Hazır ki kat yazıyatken ukamız ya ki sinirimiz ya ki başkası bu insan bunu bir görsün ve bu örnekten sabah alsın. Karimov'un akıbatı bana bir başarat kılışını yaman kuraman ve şunu ama etişim mümkün. Karimov'un akıbatı her kandayı zalimin akıbatı gibi buluşu mukarrar. Yani bugünkü oşa kurup durganımız bugün Kaddafi'ni koruyan bulsanız, Saddam'ını koruyan bulsanız o başka diktatörler kandayı tükatken bulsa öz gününü Karim babam şunday diyor. Bende yaptı savol var. Yaptı savol gitti mi? Faruk. Demek Faruk bana bu yüzü bana live stream zaman gösteri yaptı o zaman. Allah'ın bir radyosu. Demek bu nefret live stream Twitter ve Facebook'ta bir yaptı. Bu kurultay hazır. O zaman bir arkadaş. Dilşat Abdülvahid diken bir adam Rusya demekten Uzbek'e gidip akıramlar. Tercih bakıyorlar. Karim abi sizge o'sha mamlakatdagi eng muhim vaqtda Karimov mamlakatdan chiqib ketish uchun qancha pul berdi va shu paytgacha u bilan kurashayotganini ko'rsatish uchun qancha pul to'layapti? Yaxshi savol ekan. Karimov menga bu yigit taxmin qilganda agar pul berganda edi, Karimov o'zida o'tirmas edi. Karimov ahmoq emas, menga pul berib, o'ziga qarshi kurashdi. Bu bir. Karimov menga u yerdan chiqarib-yuborish uchun chiqarib-yuborib turib, mening 3 ta ukamni qamab, butun mol-mulkimizni musodara qilib va yana u bilan kelishib ishlashni, buni faqat o'sha maktubni yozgan odamgina buni tag'ay fikr qilishi mumkin. Ya'ni aqlga sig'maydigan gap, men bu jiddiy gapiryapman. Karimov bilan agar haqiqatdan shu qadar Karimov izlashtirayotmay, haligidaqa tixini yorgan bo'lsa, agar bu odam aytayotganday başka bir prosto yolunu taparadı. Ama bunga hiç kim ishonmaydi. Bu komplolar Karimov tarafından goya hatta bizim partiyanı hem Karimov kurup verdi degen komplolarını
Erk partiyası kurulgandan beri takrar olabilir. Bu narsa elbette. Kişkine provokasyon. Kişkine mesela bir yengelik oldu. Bir tashkilat kabul kılındı. Uzbekistan içkendisinden. Necab tashkilatı. Bana Hayit Bay Yakup oturttu. Saval Hayit Bay Yakup'u ki. Uzbekistan'dan kigen. Hayit Bay Yakup. Sizni insoflar tashkilotingizni faoliyatini bilamiz O'zbekistonda. Faol tashkilot nima undadiki mana shu harakatga kirishga? Mana shu savolga javob bersak, ozodliklarimizdan habib. Qayoq bu Xorazmdanman. Avvalo shuni aytmoqchidim. Najot tashkiloti o'zi najot etadishiga sabab biror bir narsa bilan murojaat qilgan odamlarga qo'lidan kelgancha najot yordam berish. Ko'pchilik bilmaydi, Hayit Bay mana provozlashiklik bo'lib ishlaydi degan bu birlikda ham bor, xalq harakatida ham bor, boshqa tashkilotlardan ko'rinadi deydi. Lekin bizni asosiy vazifamiz, shaxsan mani oldimga qo'ygan vazifam mahalliy demokratik institutlarga xalq orasidan chiqqan ozodlik istagan odamlarga yordam berishdan iborat. Biz oxirgi paytda bizga murojaat qilgan fuqarolar orqali o'zimizga qilgan monitoringimiz sabab mana O'zbekiston xalq harakatiga najot tashkilotini o'zi unga sirdosh yaqin bo'lgan odamlar bilan qo'shildik. Shu O'zbekiston xalq harakatining nizomiga, dasturlariga amal qilib hozirda O'zbekiston ichkarisida shularni qo'llab-quvvatlab harakat qilyapmiz. Endi O'zbekiston xalq harakati haqiqatan ham men o'zimni doiramdagi, o'zimni regionimdagi Qoraqalpog'iston, Xorazm taraflarini aytishim mumkin. Shu xalq harakatiga qiziqishlar, unga amal qiladigan odamlar soni ko'payib borayapti. Rahmat. Boshqa savollar? Yo'q, bizning harakatimizning boshqa mas'ullariga savollar bo'lsa, marhamat. Marhamat. Dunyo o'zbeklari mustaqil gazetasi bosh muharriri Ismat Qusuf, men Kanadadan keldim sizlardan jumlalaringizga. Janob Muhammad Soliq, biz sizni olib borayotgan faoliyatingizni anchadan buyon kuzatib boramiz. Men o'zbek muxolifatini a'zosi emasman, men mustaqil jurnalistman. Lekin shaxsan sizni shaxsiyiz, sizni siyosiy faoliyatingiz meni qalbimda ijobiy ma'noda hurmat uyg'otgani uchun ham men bugun juda ko'p odamlarni fikrlariga qarama-qarshi o'laroq mana shu anjumanga kelib qatnashishga ishtirok etdim. Sababi siz O'zbekiston hukumati va Islom Karimov uchun shaxsan tan olingan yagona o'zbek muxolifatining liderisiz. Men buni bugun o'zbek hukumatiga yaqin bo'lgan Islom Karimovni farmoni bilan Toshkentda mulozimlik qilgan yigit sifatida men buni bugun baralla aytmoqchiman. Shu bilan birga sizga ba'zi bir e'tirozli va odamlarning qalbida cho'kib yotgan savollar borki, men bugun bu savollarni aytmay ketsam, odamlar meni ham adolatsizlikda ayblashi mumkin. Birinchidan, sizni ikki yoningizda ikkita O'zbekiston xalq harakatini rahbariyati o'tiribdi. O'ng tomoningizda Muhammad Abutuf, Muhammad Soliq va yana bir tomoningizda Normumin Namoz. Bilasiz, O'zbekiston rasmiylari 3 kun oldin Normumin Namoz haqida Yoshlik studiyasidan 42 minutlik ko'rsatuv berishdi. Oldin Muhammad Soliq Abutuf haqida bo'lgan edi. Bu ko'rsatuvlarni men hammasini maxsus o'rtoqlar yuborishdi, men tomosha qilib keyin buyoqqa keldim. Mana shu ko'rsatuvlarda O'zbekiston xalqidan kelayotgan savollarning aksariyatida siz rahbarlik qilayotgan xalq harakati o'zbek xalqi timsolida terrorizmni, mamlakatni olov va urushlar girdobiga soladigan bir kuchlarni, mamlakatimizni, xalqimizni dinga, xalifatga va o'sha zamonaviy islom tushunchalaridan farqli o'laroq eski bir tuzumga solat degan bir aqidani aytishyapti. Lekin siz va sizni faollaringiz hanuz jim, matbuotingiz yaxshi ishlamaydi. O'zbekiston xalq harakatining asl maqsadlari men shaxsan sizni bilgan yigit sifatida bunday emasligiga ishonaman. Lekin xalqni ishontirish uchun sizday bir zamonaviy, iste'dodli shoir rahbarlik qilayotgan tashkilot
o'zbek hukumatı o'zbek xalqiga aytayotgan gaplarga nechog'liq mos keladi? Nega bular haqida bong urib baranda javob berish imkoni yo'q sizda? Muhammad Solih Abutov va Normumun namoz janoblarining matbuotda e'lon qilinayotgan asarlarining 90% din, Allohga qulluq qiling. Bu dunyoda faqat Alloh bizni yagona ishonchimiz. Har bir jamiyat, har bir rahbariyat erta bir kun mana shunaqa har bir gapni mana shu narsalarga ulab aytishlari mening ham qalbimda islomga bo'lgan ehtiromni qaysidir ma'noda susaytirdi. Men kecha kechqurun restorandan chiqqandan keyin namoz Narmumun janoblari bilan bir 10 daqiqa suhbat qilib, mening fikrlarim xato fikr ekanligini angladim. Lekin xalqni anglatish uchun, odamlarni anglatish uchun nima qilish kerak? Ikkinchi va oxirgi so'nggi savolim Muhammad Solih janoblari. Islom Karimovni men yaxshi bilaman. Siz ham yaxshi bilasiz. Siz Oliy Kengash deputati bo'lganda Islom Karimov bilan yakka-mayakka sessiyadagi 500 deputat oldida 1 soatlab tortishganlaringizni men guvohi bo'lganman. Demoqchimanki, siz yaxshi bilasiz Islom Karimov bor ekan O'zbekiston hududiga arab bahorlarining nasmlari kirib borolmaydi. U bu uchun hamma ishni qilyapti. Lekin dunyo hamjamiyati, Yevropa ittifoqi davlatlari rahbarlari o'zbek prezidentiga ta'sir o'tkazib, o'zbek muxolifati bilan muloqot qilishi yo'llarini siz ham o'ylab ko'rsangiz yaxshi bo'lmasmidi? Davrlar o'zgaryapti, zamon o'zgaryapti, inson o'zgarishi kerak. 24 yillik hukmronlik erta bir kun nihoyasiga yetar ehtimol. Xalqlarimiz bugun sizni va sizga bo'lgan ehtiromlarini hatto ochib aytishga jur'at etilmayapti mamlakat ichkarisida. Chunki propaganda kuchli Islom Karimovda. Siz mana shu mening bugun qalbimdan otilib chiqqan tuyg'uli savollarimga qanday javob bergan bo'lardingiz? Men Xudo haqqi yoningizda o'tirgan do'stlarimni Allohga va Islomga bo'lgan ehtiromlari uchun ayiblash nimasidan yiroqman. Hammamiz ham Islomga mehr qo'yamiz qaysidir ma'noda. Men Sovet davrida katta bo'lgan yigitman. Men namoz Narmumunning Arab bahoridan O'zbek bahoriga degan kitobiga yozgan taqrizimda shunday satrlar bitgan edim. Biz namoz Narmum bilan ikki yigitmiz. Namoz savobga va namozga mehr qo'ygan bo'lsa, men sharobga va bayozga mehr qo'yganman deb ochiq aytdim. Lekin 2 daqiqa o'tar o'tmas, 2 kun o'tar o'tmas namoz Narmumundan menga qattiq e'tirozli maktublar keldi. Qanday qilib siz hukumatga kelsangiz ertaga menga o'xshagan sharobga mehr qo'ydim deganim bilan men ertaga kech sharob ichmayman. Meni xotinim va meni bolalarim men bilan turmush qurganidan va mening farzandim bo'lganidan buyon hali meni mast holatda biror marta ko'rmagan. Men farzandlarim tug'ilgan kunlarida do'stlarim bilan o'zimni quvonchlarimni baham ko'rganimda 50 gram ichsam buning nimasi ayb? Mana shu savollarga men sizlardan ochiq, oydin konkret va mufassal javob berishlaringizni iltimos qilaman. Agar kimnidir ko'ngliga tekkan bo'lsam, kimnidir ranjitgan bo'lsam, men sizlarni hammalaringizdan uzr so'rayman. Rahmat. Ismat aka hozir 2-chi bo'limda fikr mulohazalar bildirdi. Siz bir qism fikr mulohazalaringizni ham bildirib o'tdingiz aralda. Savollaringizga javob berishga tayyorlamiz. Rahmat. Albatta bizning javobimiz savoldan qisqaroq bo'ladi. Birinchidan bu savollarni kecha Ismat ukamiz Ozodlik radiosidan bergan edi. Men bunga iloji boricha muhtasar javob berdim. Ammo albatta bu yerda har kim o'zining fikrini aytishi mumkin va biz ham bunga javoblarga bevaqo javob berishga tayyormiz, javob beramiz. Birinchi savol bo'yicha javobimiz bu avvalgi savollarning aslida davomi bu. Ya'ni islom bilan yana demokratiya degan o'sha umum mana bu hozir o'rtaga qo'yilgan temaning davomi desa bo'ladi. Buni biroz bo'rttiribroq ukamiz hayajonliroq ma berdi, ammo aslida mazmun o'sha. Bitta narsani baqirib aytish mumkin, bitta narsani sokin aytish mumkin, lekin ma'no o'zgarmaydi. Biz buni sokin javoblarimizni bundan oldingi nimaga berdik. Men faqat hozir konkret ikkita odamga taalluqli bo'lgani uchun sizning savollaringiz. Mana shaxsan muhatabi namoz Narmumun va ukamiz Abutov bu yerdalar
ve şahsen özleri kıska ve ilacı barışa mahiyetke yönelik bir maklub cevap verseniz yaxşı olur. Merhaba. Rahmet. Ben şunu aytmak için, ben zaten ben aittim. Benim makalelerimde eğer İslam'a Allah'da ahamiyet verilgen olsa, fakat bu Müslümanlık noktayı nezerden. Ve ben şahsen aitken ben, ben mutakassimasım ben, fakat Müslümanlığımla aitken ben, adli Müslümanlığımla birincisi. İkincisi, biz daim orta yolunu takitledik. Çünkü bugünkü kün tertibde bugün, hem İslam, hem demokrati, hem bizim Özbek halkımızın milli kadriyetleri, bizim dasturda şunu dedi yazılgan. Üç narsa e'tiborga olingan. Hem e'tiqodiy qadriyatlarimiz, hem milliy qadriyatlarimiz, hem umuminsan taraqqiyotining qadriyatlari, pozitiv qadriyatlari, saylovlar, fikr erkinligi, so'z erkinligi ki bugungi anjumanimiz shunga dalildir. Har tarafdan fikr aytilyapti va har qanday ochiq fikr aytilyapti. Bu O'zbekiston xalq harakatining men o'ylaymanki, o'sha o'zining dasturga amal qilganini deb o'ylayman. Chunki yana bir narsani shu yerda ta'kidlashga to'g'ri keladi. Men matbuot bo'limini boshqardim. 2000 ga yaqin material berildi. Shundan faqat 10 ta materialga bizning hurmatli raisimiz aralashgan bo'lishi mumkin. Shu yerda yigitlar unday bo'pti yoki bunday bo'pti dedi. Materiallar ochib berilgan. Agar siz ochiq tanqid qilayotgan bo'lsangiz, bizdagi shu oshkoralikning, biz qanchalik intizor bilan kutayotgan oshkoralikning natijasidir. Lekin har qanday islomchi, terrorist, radikal degan bu tuhmatlarni qat'iyan rad qilamiz. Biz birorta amaliy harakatimizda bunday narsa qilganimiz yo'q. Lekin afsuski hukumat bizga qarshi terror qildi va bizning bir yigitimizni shahid qildi. Hozir bir imomimiz u yerda chet davlatda yashashdan bo'lishdan qat'iy nazar. Bu isbotlandi. Shvetsiyaning tergov organlari bu odamlarni tutib, O'zbekiston hukumati tomonidan yuborilganlarini isbotladi va haqiqiy terroristning kim ekanligi ham o'rtaga chiqdi. Lekin xalqimiz nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, biz faqatgina islom deyotganimiz yo'q. Yana takrorlayman, ham xalqimizning milliy qadriyatlari, ham bugungi umuminsan taraqqiy qadriyatlar, shu jumladan demokratik qadriyatlar, bularning hammasi dasturda inobatga olingan. Rahmat. Marhamat abi. Savolga qo'shimcha hali savolga javob berib o'taman yana. Ish kechirasiz, hozir shu Muhammad savol qisqachim keyin eshitamiz. Assalomu alaykum qadrli qurultoy ishtirokchilari. Men bugun bu matbuotda berilayotgan savollarni haqiqatda hayratda kuzatyapman. Chunki men jurnalistlarimizni harakatning faoliyatiga, uning kelajakdagi rejalariga, O'zbekistonda qilinadigan kelajakdagi maqsadlari haqida bir yo'naltirilgan savollar bo'lishini kutgandim. Lekin bu yerda ko'proq bu jurnalistlar ham o'sha o'zbek rejimi tarqatayotgan fitna fasod savollar ta'siriga tushganga o'xshab ko'rinadi. Chunki savollar deyarli o'sha biz shu paytgacha takrorlanib kelgan va biz javob berib kelayotgan narsalar hozir qurultoyda yana takrorlanyapti. Men aytmoqchi bo'lganim, muhtaram Ismatiga tayanch tashkiloti, siz saytimizga kirib ko'rgan bo'lsangiz, uning dasturi bor, nizomi bor. U Shvetsiyada ro'yxatdan o'tgan bir tashkilot hisoblanadi va siz bizni yana o'sha bugungi o'zbek rejimi aytayotgani kabi dindor bular, musulmonlar yoki ekstremistlar, terroristlar va hokazo degan ayblovlarni yana o'sha xuddi shu xavf bugun sizda ham namoyon bo'lyapti savolingizda. Men aytmoqchi bo'lganim, men O'zbekiston xalqining deyarli mavjud hamma diniy guruhlarini bilaman. Ya'ni qaysi toifa qaysi maqsadda harakat qilayotgani, qaysi guruh nimadan iborat ekanligi maqsadi men bilaman. Bizni ichimizda bor o'sha siz aytayotgan radikal, o'sha qurol ko'tarib jang qiladiganlar, ana Afg'onistonda yuribdi tog'da. Haqiqatda bu bor narsa. O'zbekiston musulmonlari shular. Bizni ichimizda o'sha Hizb ut-Tahrir deganlar bor, butun dunyoda xalifat qiraman deyotgan o'zbekistonlik odamlar shular. Bular O'zbekistonning ichidagi turli xil jamoatlarni eng bir foizini ham tashkil qilmagan, ya'ni xalqni, O'zbekistonning xalqi bugungi kunda o'sha bir musulmonlarini demoqchiman. Agarchi 90% musulmon bo'lsa O'zbekiston xalqini, o'sha 90% ning ichida 2% ni tashkil qilmaydi mana bunday guruhlar. Qolganlari
oddiy o'zbekistonlik o'zini musulmonman deb hisoblaydigan mo'tadil shu oddiy xalq, oddiy musulmonlar. Bizning harakatimiz, bizning faoliyatimiz, bizning rejalarimiz aynan mana shu qatlamga mo'ljallangan. U 2% radikal guruhga emas, aynan ana shu oddiy musulmonlarga. Biz O'zbekistonni bugungi hozirgi mavjud hududini, hozirgi mavjud konstitutsiyasini tan olamiz va mana shu mavjud qonunlarni tan olamiz. Mana shu qonunlar asosida O'zbekistonda biz yangi bir adolatli bir rejim qurmoqchimiz. Diktator rejimini olib o'rniga haqiqiy mana shu konstitutsiya amal qiladigan rejim o'rnatmoqchimiz. Shu rejimda yashashni xohlaymiz biz. Konstitutsion rejimda xalifat emas. Shu yo'lda harakat qilyapmiz va o'zbekistonlik musulmonlarni siz aytayotgandek bu hamma dindorlar hammasi radikal emas. Biz o'sha radikallar bizni demokratlikda ayblashadi. Ba'zi bir o'zini demokratman deydigan o'ta liberallar bizani ekstremizmda ayblashadi. Biz o'zimizni yo'limizni, o'rta yo'limizni avvaldan bu harakat paydo bo'lganidan beri matbuotda, radioda doim gapirib kelganmiz. Yana gapiramiz. Kim bizni qanaqa nima deb ayblashdan qat'iy nazar, bizning yo'limiz aniq. Karimov rejimi bizni ayblayapti terrorizmdan, ekstremizmdan va hokazo ayblardan. Endi buni jurnalistlar takrorlamasligi kerak. Jiddiyroq savollar bo'lishi kerak harakatning keyingi faoliyatiga doir. Bu masalani yopish kerak endi. Rahmat. Bu yerda men bir narsa, Ozod radiosi mana hozir efir qo'yilgan live transliatsiya qilyapti. Hozirgi texnologiyalar asrida auditoriya juda katta va nafaqat bu yerda Skype'dan ham ko'rsatilgan. Demak, Turkiyadan bizga yozishdi savol. Muhammad Sodiq, assalomu alaykum. Biz Muhammad Sodiq akani yaxshi odam deb bilamiz va hurmat qilamiz. Lekin u kishi sizning so'zingizdan u kishi bir foydali natijaga erishishga juda katta kuch bilan qarayman deb hozirda. Yana bitta savolga u kishi bu savollarni demak Faruq Chotir ekan. Men aytayman. Shu savollarga men ham yaxshi asosiman, haqim bor deb o'ylayman. Qo'shimcha qilaman xolos, ozgina javob beraman. Hurmatli muxbirlar, adolatli bo'laylik, shunga bizning aslida so'z navbati bizning hurmatli tog'bayga edi. U kishi javob bersin, marhamat. Men shu javoblarga qo'shimcha qilaman. Ularni javobidan o'zim qoniqman holda. Endi mana nafaqat jurnalistlar mana hozir bunday savollarni beryapti, ko'mir savollar beryapti, lekin aslida bularning vazifasi bular aniq qilib xalqqa yetkazib berish. Biz to'g'ri tushunishimiz kerak birinchidan. Va qolaversa mana xorijda turib mana polshalik ukamiz gapiribdi. Sizlar bu odamlar chol ketyapsiz, boshqa qilyapsiz. Va hozir Turkiyadan savol beryapti. Endi bularga javob bitta. Endi hurmatli ukajonlar, siz xorijdasiz. Sizga o'xshab biz ham xorijdamiz. Lekin shuni bilingki, siz tomosha qilib qarab turibsiz. Biz esa kurashyapmiz. Qo'limizdan kelganicha kurash yo'llarini axtaryapmiz. Siz bizga qo'shiling. Bizga yordam bering. Chunki biz siz uchun kurashyapmiz. A siz esa manfaatingiz bor bizning kurashdan. Bizga yordam bering deb aytmoqchiman shunday odamlarga. Va qolaversa, sizning vazifangiz ig'vo bilan bizlarni chiqarib o'tish. Bizning vazifamiz esa xalqimizga o'zimizning kimligimizni isbotlab turib, xalqni ozodlik kurashiga chorlash xolos. Farqimiz shu yerda xizmat qilinadi. Endi shuni hammasiga murojaat qilib aytishim mumkin. Bizga qo'shiling deb turib. Va qolaversa bu yerda islom haqida gapirilyapti. Men ham alhamdulillah musulmonman, lekin ishga kirib ketgan emasman. Menga qaraganda hali boshqa, men demokratdan ichidaman. Lekin musulmonchilikka da'vo qilaman. Odatda tashqaridan islom qaralganda juda qo'rqinchli ko'rinadi tashqaridan uning qiyofasi. Lekin bilmasdan uni ichiga kirib olsangiz, chiqqingiz kelmay qoladi. Bu juda katta murakkab narsa bu. Chunki har bir odamning yer yuzida yashayotgan odamning nimagadir e'tibor qilib yashashga haqqi bor. Kimdir xristianlikda nega biz unga to'sqinlik qilmaymiz? Kimdir islomga e'tiqod qilib yashaydi. U uning uchun ruhiy madad beradi deb o'ylayman. Biz uning yo'llarini to'solmaymiz va kim qaysi dinga e'tiqod qilishdan qat'iy nazar bizning harakatimiz
davom etadi va ular bilan hamkorlikda ish olib borishimiz mumkin. Hozirgi raisning gapi menga juda qattiq ta'sir qildiki, islom demokratiya bilan kelisha olmaydi degan odamlarga javob berdi. Islom faqat kufr bilan kelisha olmaydi. Islom demokratiya va boshqa turli xildagi dunyoqarashlar, dunyoqarashga ega bo'lgan odamlar bilan bemalol o'zining kimligini isbotlab kelisha olish imkoniyatiga ega deb o'ylayman. Juda hozirgi fikrlarda men ta'sirlandim va sizlarga javoblaringiz uchun o'zimga rahmat, umuman tashakkurimni bildiraman. Rahmat, Tog'bek aka. Demak, bir savol ozodlik tinglovchilarining ustalarida. Kecha ozodlik qurultoyida harakatning yosh a'zolari ham so'zini chiqarib, ularning fikrlari va shijoatidan umuman qoniqmadi. Harakatda bunday shijoatsiz va tafakkuri zaif odamlarga tayanayotgani xavotirga solmaydimi? Qadamlaringizni xorijdagi milliy dunyoqarashni keng o'zbekistonliklar bilan to'ldirish uchun nima qilasiz va nima qilmoqchisizlar? Bu do'stimizni biz taklif qilamiz. Shijoat bo'lsa, aqlli bo'lsa, bizning yurtlardan g'ayratliroq bo'lsa, albatta kelsin. Yaxshi bo'ladi. Еще один вопрос господину Джамалу. Я слышал, что вы позиционируете себя членом этого движения, так? На первом Голдае я был координатором Центрального совета этого движения. Я знаю, что вы гражданин России. Почему вдруг или не вдруг? С моей точки зрения, не имеет значения гражданином какой страны я являюсь, потому что для меня проблемы братского узбекского народа – это мои собственные проблемы. И для меня Центральная Азия – это вторая родина, поскольку я принимал участие в таджикском освободительном движении еще в советские годы. Для меня это моя духовная родина. Ваша оценка вот деятельности, годичной деятельности движения? Я считаю, что для первого года формирования этого движения на базе столь различных организаций, столь различными спектрами идеологий, это очень успешная деятельность, потому что самое главное достижение этого движения, оно показало, что оно демократично, оно может собрать самые разные концепции политические, самые разные устремления в единый кулак, в единую политическую волю освободить узбекский народ. Ваши прогнозы и оценка рисков вот, в связи с деятельностью этого движения, потому что вы знаете, что некоторые вот, за последний год произошли несколько событий, которые различные аналитики связывают именно вот с созданием этого движения и деятельностью этого движения. У этого движения нет альтернативы, потому что нет аналога, который бы объединил на своей площадке столь разнородные силы. Если бы был второй центр, можно было бы о чем-то говорить. Второго центра нет. Ни одной из конкретно входящих в это движение организаций, партий, в одиночку ничего не сможет добиться. Второго центра нет. Каримов протянул так долго, 20 лет, только потому, что ему повезло попасть на стагнационный период в истории человечества сразу после конца советского лагеря, после конца СССР. Этот стагнационный период заканчивается. Мы свидетельствуем вхождение в период очень мощных политических турбуленций. В этом формате каримовский режим не может протянуть долго, потому что его утлое суденышко политической конструкции, которую он создал, может выживать только вот в затхлом и очень стагнационном пространстве. Сегодня ситуация для него меняется, он уйдет очень скоро. Спасибо. Marhamat. Rossiya muxolifati AQShdan turli fondlar orqali moddiy yordam olganini yashirmaydi. O'zbekiston xalq harakatining homiysi kim? Sizlar xalq harakati homiysi
Arab davlatlarındaki, İslami davlatlarındaki kuşlar emas mı degan savol bor. Afsuski bizni musulmonlikda ayblayotgan do'stlar shuni bilish kerakki, musulmon davlatlar bizni hech desteklayotgani yo'q, afsus. Biz buni kutgan edik, ammo desteklamadi. Demak, bizning homiyimiz albatta bizni yaratgan zot birinchidan, ikkinchidan bizning xalqimiz bizning homiyimiz va bizni desteklayotgan ham bizning xalqimiz. Ya'ni buni manbani yana ham adresiroq ochiqlashning hech kerak yo'q menimcha. Hozircha biz mana shu qurultoy o'tkazishga qodirmiz, hech bo'lmasa 60-70 kishini yig'ishga qodirmiz va bu narsa kelajakda bizning kuchimiz yanada kattayadi va ko'proq bizda sakiydigan odamlar ko'payadi deb umid qilyapmiz va shu protsess ketyapti hozir. Rahmat. Savollar bo'lmasa. Agar boshqa savollar bo'lmasa, biz matbuot konferensiyamizni 40 minutlik taxminan degan edik. Hozir endi 40 minut emas, 60 minutdan, ya'ni 1 soatdan ko'proq davom etyapti. Yakunlovchi xulosa bir qisqa aytmoqchimanki, bu yerda muhtaram jurnalistlar tomonidan juda turli shakldagi va mazmundagi savollar berildi va biz ularga javob berishga harakat qildik. Bu O'zbekiston xalq harakatining oshkoralik va turli fikrlilikka naqadar tayyor ekanligini men amalda ko'rsatib deb ishonaman va bundan keyin ham sizlarni shu muhtaram raisimiz va boshqa hay'atimiz nomidan men aytmoqchimanki, biz shu erkin fikrlilikka va munozaraga, harakatimizning ichiga xalqimizni tamsil qiladigan butun toifalarning, bu e'tiqodiy toifalar yoki qandaydir g'oyaviy ko'rishdagi toifalar hammasini biz o'zimiz bilan birga ko'rib, o'z Karimov diktaturasining o'rniga yangi bir jamiyatni qurishga hammamiz birgalikda harakat qilamiz deb o'ylayman. Bütün matbuot xodimlariga bu yerda qatnashganligi uchun o'zimizning tashakkurimizni bildiramiz va kelajakda yanada bundan da taraqqiy qilgan hamkorliklarga umid qilamiz. Rahmat. Qolamiz rahmat. Qolamiz rahmat. Qolamiz rahmat. Qolamiz rahmat. Qolamiz rahmat. Qolamiz rahmat. Qolamiz